Abi önceki reenkarnasyon anılarını anlatır mısın? Hepsini anlatamam çünkü geçmiş hayatlarımda çok fazla ünlü insan olduğum da oldu. Padişah olsun, komutan olsun, bilim insanı olsun. Daha başka şeyler de var. Ama sen böyle sorunca bütün yaşadığım hayatlar gözümün önünden geçti. Bir mamut kovalıyoruz. Sonra aynı mamuta tapıyoruz yakalayamadığımız için. 10 tonluk hayvana taş falan atıyorduk. Bizim kabile biraz sıkıntılıydı zeka açısından. Sonra Mısır piramitlerinde çalıştığım bir hayat vardı. Çok zordu Mısır'da köle olmak. Firavun'u görünce falan heyecanlanıyorduk bir o kadar. Ve dedim ki yani bundan daha zor bir hayat yaşayamam herhalde. Sonra bu hayata geldim Türkiye'ye. Bir başka hayatta Cengiz Han'dım. Size tek söyleyebileceğim bu. Cengiz Han olduğum hayatta da çok fazla başarı falan elde etmiştim zaten. Ama şöyle bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterim. Hani diyorlar ya Cengiz Han'ın o kadar fazla çocuğu varmış ki dünya nüfusunun yarısı onunmuş. Onun torunuymuş. Ya bu da olay doğru ama o Cengiz Han ben değildim. Benim yan otağımda bir tane daha Cengiz Han vardı. Benim adımı kullanarak bir sürü kız düşürüyordu. Aynen canım 40 kişiyle 1000 kişilik saraya daldım aynen falan deyip. İlk buluşmada otağa çağırıyordu. Öyle bir fuckboy bir insandı. Ben tek eşli bir insanım. O iş tamamen onun işi. O Cengiz Han'ın işi. Bir başka hayatımda da tamam söyleyeceğim hadi. Yavuz Sultan Selim'dim. Ah torunlarım ah. Şah İsmail'le az mı uğraştık? Adam bir gün bok gönderiyor, bir gün kadın elbisesi gönderiyor. Cimer'e şikayet etmekten yorulmuştum. Çok pislik bir insandı. Evimin adresini falan nasıl buluyor onu da yani sarayın adresini nasıl buluyor onu da şaşırıyordum. Bir gün dayanamadım. Bu bana bok gönderdi ya. Dedim ki arkadaşlar bu adama bal gönderin. Divan bir şok. Padişahım dazlak mı geçiyorsun? Kim adam bize bok göndermiş? Dedim bal gönderin ve ekleyin. Herkes yediğinden ikram eder. Divan bir yıkıl.